Zeytin kutsaldır. İnsanoğluna bu toprağın verdiği en güzel hediyedir. Sağlıktır, güzelliktir. Ressamlar resmini yapar, şairler şiirini yazar. Sineması yapılır. Kolay iş değildir. Zeytin amelesinin çalışması ağır iştir. Ocak aylarında, aralıkta, ellerinde sopalarla o zeytin işçilerinin emeğini bilirim. İnsanoğluna gelen bu hediyenin ne kadar ağır bir emekle geldiğini bilirim. O zeytin ağacının zaten her dalının başka bir kökü olduğunu bilirim. Ve o köklerden gelen öz sularla o harikulade zeytin tanesinin nasıl bir emekle, nasıl bir çalışmayla ortaya geldiğini bilirim. Ve insanoğluna verilen bu en güzel hediyeyi bir otoban adına, bir alışveriş merkezi adına, bir beton bina adına yok etmek herhalde en büyük suçtur ve cezası ağır olmalıdır derim. Burada bir tek bu zeytin ağacı vardı. Ben şimdi 76 yaşındayım. Evimin önüne 20-30 tane zeytin fidanı diktim. 76 yaşında. Aklıma Nazım Usta'nın o şiiri gelir. 70'inde bile zeytin dikeceksin. Hem öyle çocuklara falan kalsın diye de değil. Yaşamak için. Yani yaşamak ağır bastığından. Yaşamak ağır bastığından. Görmek zorunda değilsin. Onu oraya dikmek, onu gelecek nesillere hediye edebilmek harikulade bir şey. Nazım Usta çok yaşasın. Her zeytin diken insan da Nazım Usta'yla aynı değerdedir benim için. Zeytin dikelim dostlar. Zeytin dikelim.